Evet, şimdi diyalogların bu bölümünde biz Bayan Caliban isimli bir romanı tartışacağız. Yine sevdiğimiz bir yayın evi olan Jaguar'dan çıkmış, evet. Değil mi? Niye seviyoruz? Evet. Çünkü hep böyle güzel, küçük, ilginç kitaplar seçiyor. Yani küçük olması bunun tabii bir ölçütü değil de. Yani kolaylıkla gözden kaçabilecek. Rachel Holmes Ingalls. Aslında o da yani bir dönem yazmış ve unutulmuş bir yazar aslında. Kendi ülkesinde de unutulmuş ve sonra tekrar yeniden keşfedilmiş bir yazar. Biraz onun hayatından da bahsedelim. Başında en azından kitabın verildiği Amerika'da doğuyor. Babası da Harvard Üniversitesi'nde Sanskritçe profesörü. Evet. Ama annesi ise ev kadını diye özellikle de zaten not edilmiş. Bunu konuşacağız, zaten. Bu ev kadını... Evet. Kavramı çok önemli kitapta, evet. Zaten diyor biyografide de ailesindeki bu çalışan erkek ev kadını ikiliği hayatı boyunca yapıtlarında işlediği önemli meselelerden biri oluyor. Sonra ilginç bir şekilde okulu yarıda bırakıp Almanya'ya gidiyor. Orada Almanca öğreniyor. Sonra 64 yılında Amerika'ya geri dönüp Radcliffe College'dan mezun oluyor. Ve o mezun olduğu yaz İngiltere'ye Shakespeare'in 400. doğum günü kutlamalarına katılmak için doğduğu şehir olan Stratford'a gidiyor. Burası şey, Shakespeare'in doğduğu şehre gidiyor. Bir yıl sonra da Londra'ya yerleşiyor. Böyle ilginç bir hayatı var aslında, değil mi? Amerika ve Avrupa arasında. Ondan sonra da 1970'te ilk romanını yayınlıyor. Hırsızlık isimli ve hemen bir ilk roman ödülü kazanıyor. 1982'de de bu işte işleyeceğimiz Bayan Caliban romanını yayınlıyor. Bununla da bir, hatta şöyle deniyor, 1986'da British Book Marketing Council tarafından İkinci Dünya Savaşı sonrası Amerikalı bir yazar tarafından yazılmış en iyi 20 kitap arasında John Updike, Philip Roth ve Thomas Pynchon gibi isimlerle beraber gösteriliyor. Bunlar da şeydi. Fakat sonra böylece işte, gündeme geliyor tekrar. Gündeme geliyor. Evet. Bu Paris sayesinde ilk romanından tam 16 yıl sonra kendi ülkesinde de ün kazanmaya başlıyor. Yani Amerika'da hakikaten duyulmak ayrı bir problem. Evet. Amerikalı olsanız bile demek ki. Sonra da 11 kitabı yayınlanıyor. Maalesef 2019'da hayatını kaybediliyor ve işte böyle bir hayat ve biz de şimdi Bayan Caliban isimli, evet, romana giriyoruz. Evet. Buyurunuz. Şimdi bu kitabı ben ilk okuduğumda belli bir noktaya kadar, yani bahsedeceğimiz canavar kavramı çıkıncaya kadar, Larry çıkıncaya kadar tipik böyle 70'lerde geçen bir Amerikan dizisi ya da standart filmi seyreder gibi seyrettim. 60'lar, 70'ler gibi. Çünkü çok çok klişe bir Amerikan hayatıyla başlıyor. Aslında hikayenin geçtiği dönem de, anlattığı dönem de aslında bir şey. Amerikan rüyasının bütün dünya tarafından bilindiği ve bunun sinema aracılığıyla da toplumlara ulaştırıldığı bir dönemi anlatıyor aslında. Ev kadınlarının hayatın, yani bu ikiliğin ev kadını anne, dışarıda çalışan baba, işte parayı kazanan baba ama kadının aynı zamanda arabası var. Kendine göre bir küçük özgürlük alanı var filan. Böyle bir şeyle başlıyor. Ve bunun eleştirisi üzerine bir kitap olarak düşündüm. Yani işte ev kadınlığı üzerine bir Amerikan rüyası ve toplum üzerine bir kitap diye başladım. Fakat çok çabuk kitap hemen tavrını değiştirdi ve en beklenmedik şekilde değiştirdi bence. Yani o şeyin, o felaket tablosu da Amerikan toplumunun çok alışık olduğu bir tablodur. Yani Amerikan filmlerinden ve edebiyatından da biliriz. Hava durumu, canavarlar, seri katiller, bilmem ne. Yani o orta sınıf Amerikan hayatının içinde istisna olan herhangi bir unsur binle falan çarpılarak o hayatın içine oturur, Amerikan hayatının içine. Bizim gördüğümüz bu dışarıda. Sonra gidip gördüğümde de aynı şeyi fark ettim. Hakikaten piri deve yapma konusunda uzman bir ülke. O kadar uzman ki kaybettiği Vietnam Savaşı'nı bugün kazandığı sanılabiliyor. Yani öyle bir şeyi değiştirme yeteneğine sahip bir ülke diyelim yani. Hakikat sonrası dönemin. Aslında mucidi yani. Hakikat sonrasının mucidi yani. Şey, Amerikan toplumu. Bu kitapta o anlamda çok sarsıcı bir noktayla başlıyor. Şimdi bir kere bu Fred işe gitmek için evden çıkmadan önce üst üste üç şeyi unutmuştu bile diye başlayarak bize bir ev kadınının tipik bunaltısını anlatarak başlıyor. Şimdi biz buna aslında alışırız. Bu anlatı türüne alışırız. Türk edebiyatının 70'lerinde de alışırız.
Bu tabii Amerikan dünyasına ait bir şey değil. Ama biz Amerikan dünyasının bu tavrını ya da bu klişesini o kadar çok filmde gördük ki onun için çok çabuk algılıyoruz o nedenle. Tanıdık bir dünya. Çok tanıdık bir dünya. Koca ofistedir. Şemsiyemi alayım ne olacak bilmem ne. Hava bozuk mu? Birinci sayfa böyle ama evet. İkinci sayfanın evet. Başına geldiğimiz anda bir hemen gene, bir şaşırtıyor. Gene felaketle birlikte başlıyoruz. Şöyle diyor. Fred çıkıp yola doğru inerken Dorothy kapıda bekledi. Fred arkasına bakmadı ve elbette hoşça kal öpücüğü vermeyeli yıllar olmuştu. Reklamcı kızla ilişkisi başladığından beri durum böyleydi. Geç saatlere kadar ofiste çalışıyordu. Yersen veya belki de gerçekten öyleydi ama Dorothy konuyla ilgili kesin bir şey söyleyemiyordu artık. Batman. Bayağı direkt başladı ve bizi de evet. Nasıl yani biz haberi mi var? Bir kadın erkek evet. İlişkisi okuyacağımızı varsayarak devam ediyoruz. Ha, kocanın sevgilisi var, ha, kadının kadını. Bakalım nasıl başkaldıracak. Bizi çok güzel güdüleyerek, yönlendirerek başlayalım. Ama hemen ikinci paragraftan evet. Devam edeyim. Dorothy yatağı topladı, etrafı süpürdü, çamaşırı yıkadı, giyindi. Mutfak lavabosunda bulaşıkları yıkarken radyoya baktı ve açsam mı diye düşündü. Büyük, koyu kahverengi, demode bir radyoydu. 1930'ların gotik katedrallerine benzeyen cinsten. Şimdi çok güzel bir anlatım çünkü radyoda bize biraz dur dedi. Bu radyo önemli. Evet, zaten evet. Ona bir bak. Üstelik de gotik. 1930'lar. Son 3 haftadır radyoda gerçek olamayacak şeyler duyuyordu. İlki bir hazır kek karışımının reklamı sırasındaydı ve sunucu kadının sesi son derece sıradan bir tonla tıpkı reklamın geri kalanı gibi endişelenme Dorothy. Yine bir bebeğin olacak. Tek yapman gereken dinlenmek ve endişelenmeyi bırakmak. Hiç merak etme, demişti. Hemen ardından ses dosdoğru tutması imkansız hazır kek karışımına geri dönmüştü. O anda aklını kaçırdığını düşünmemişti. Bunları sadece pes seslere ve onların ısrarcı ritimlerine zorla dahil olan kendi düşünceleri olduğuna inanmıştı. Ama ertesi günkü haber programında keman çalabilen tavuk hakkında bir hikaye duymuştu. Tavuğun adı tavuk kümeslerinin hayfetsi idi. Ve sonrasında arkadaşlarından bu duyduklarının belli ki aynı programı dinleyen başka insanlar tarafından duyulmadığını öğrenmişti. Şimdi bize yepyeni bir oyun. Ama buraya kadar da aslında çok yeni, çok sıra dışı bir şey yok. Biz burada da kadının kafayı yediğini, kendi kendine konuşmaya başladığını veya yani işte böyle bir takım Amerikan edebiyatlarına da bir rastladığımız şekilde buradan bir şeye gireceğini çünkü biliyorsunuz aramızda psikiyatristler de var. Amerikan toplumunda aileler biliyorsunuz 4 kişiden oluşuyor. Karı koca ve karının ve kocanın psikiyatristleri şeklinde. Bu cümleyle birlikte biz psikiyatriye de gireceğini, kadının bir delilik problemi yaşadığını düşünmeye başlıyoruz. Bir de bebek meselesi. Bir de bebek meselesi. Söyledi. Bebeğini de kaybetmiş. Depresyonda gene biz tipik Amerikan ailesi, tipik Amerikan hikayesinde gidiyoruz diye devam ederken evet ama öyle olmayacak. Bu arada değişiyor. Radyoyu da kapatmıyor Dorothy. Çünkü seviyor. Yani arka planda bir ses olmasını seviyor. Ama sesi de çok açmaz da diyor. Çünkü sesin sadece arka planda olmasını isterdi. Düşünmesine engel olmamasını ama kara kara düşünmekten de alıkoymasını. Yani aslında o yalnız depresif hali bir biçimde bir ses olsun evet. Onun içerisinde diye. Tabii yani. Bize aslında o başlıyor diye işaretlediğimiz yani gayipten sesler duyduğu, radyodan sesler duyduğu paragrafta kadınla ilgili çok temel bilgi vermiş. Bu edebiyat için çok önemli bir şey. Çünkü biz donanarak okuyoruz. Şimdi bazı edebiyat eserleri karakterle ilgili bilgileri cimrice verir. Yani ufak ufak verir ve bunu okurun aklında tutmasını sonra bunları bir puzzle gibi birleştirip bir sonuca varmasını bekler. Bu bize baştan güzel ipuçları veriyor. Güzel çünkü öyle bir derdi yok. Yani karakteri iyi bilmeliyiz ki kalan hikayeyi anlayalım. Şimdi burada ne söylüyor? Gene çocuğun olacak diyor. Bize ilgisiz dönüp öpücük vermeyi bile ihmal eden bir koca fikri. Başka ilişkileri kanık sanmış bile yani. Evet kanık sanmış. Yani biz aslında ölü bir evliliğin kadın üzerindeki etkileri üzerine yürüyeceğiz diye düşünüyoruz ve elimizdeki karakterin bu olduğunu düşünerek edebiyat okumaya devam ediyoruz. Sonra evet. Radyodan yeni sonra bir radyodan canavar adam Aquarius adıyla anılan bir yaratık bilgisi geliyor. Bu da aslında çok çok Amerikan bir hikaye. Yani hem o yaratığa bakış açısı, o yaratığın nasıl algılandığı, topluma nasıl sunulduğu. Mesela ben Türkiye'de Avrupa filmlerinde filan da böyle
bir canavar vurgusu, seri katil vurgusu, toplumu uyarma, herkesi tehlikeden haberdar etme gibi bir şey hatırlamıyorum. Benim çocukluğumda destancılar vardı, hatırlayan olamaz herhalde bu odada. Yani işte adam karısını öldürmüştür, destancı böyle teksir kağıtlarına onun çıkışını alır, şiir şeklinde. Onu böyle ağlayarak sokaklarda okur ve gazeteyle sınırlı giren bir kasabada insanlar o destan vasıtasıyla şehirde yaşanan faciadan haberdar olurlar ve bu çok bireysel bir şeydir. Yani toplumu tehdit eden bir tehlike şeklinde değildir. Ama Amerikan edebiyatı ve film sineması özellikle ve günlük hayatında en ufak bireysel tehlikeyi bile toplumu tehdit eden tehlike şeklinde sunmaya alışık bir toplum yapısı. Ama bugün aslında belki de haksız değiller. Çünkü işte Columbine Lisesi'nden tutun her sene iki kere okullar taranıyor, sinemalar bir deli çıkıyor, işte bir sürü insanı öldürüyor filan. Ama bu çok Amerikan toplumuna özgü bir hareket. Dolayısıyla radyoda şeyle ilgili, Aquarius denilen deniz canavarıyla ilgili bilgi de aslında bu bağlamda okumaya devam ediyoruz. Ve mesela ben bunun bir gerçek olabileceğini hiç düşünmedim kitabı okurken başlangıçta. Evet, yine biz o delice ses evet, herhalde söylüyor evet, dedik ama o kadar da ayrıntılı şu, ki. Yani kadın bak, bu acaba kadının hayatına nasıl etki edecek diye bir yandan da çünkü hikayeyi çözümlemeye çalışıyorum kendi zihnimde. Ama bunun bir aşk hikayesine dönüşeceği aklımın ucundan geçmedi. Evet. Ve bence en büyük büyüsü budur kitabın. Evet. Bu kısmı aslında birazcık okumak iyi olabilir ama bütün sayfayı okumak da istemiyorum. İşte yaratığın bir enstitüde tutulduğu, üzerinde deneyler yapıldı falan. Ama bir yandan da şöyle, çok tehlikeli. Bu sabahki trajik olayların da son derece açık bir şekilde ortaya koyduğu üzere iki enstitü çalışanı, hayvan bakıcısı John Kelso ve Dr. Dennis Wachter'in hayvanın boş kafesinin yakınında korkunç bir şekilde parçalanmış naaşları bulundu. Aquarius'un enstitüye ilk yerleştirildiğinde ülkenin her yerinden öğrencilerin ilgi odağı olacağı umuluyordu ancak davranışları üzerine çalışmak için görevlendirilen bilim adamları çok sayıda insanla temas etmesinin insan ırkı için zararsız olmasına rağmen bu esrarengiz şekilde farklı fizyolojiyi ölümcül olabilecek bulaşıcı hastalıklara maruz bırakmak gibi büyük bir tehlikesi olabildiğinde hemfikirdi ve araştırmacılar yaratığın inanılmaz güçlü ve son derece tehlikeli olduğunu göz önünde bulundurulması gerektiğini de eklediler. Özellikle de öfke nöbetlerinden birine kapılacak olursa. Titizlikle araştırma ve bilgi edinme vazifelerini sadakatle cesurca yerine getirirken ölen bu iki adamı sevenlerinin bilebileceği gibi bu uyarının artık feci şekilde doğru çıktığı görülüyor. Bölgedeki herkes için bu uyarıyı ısrarla vurguluyoruz. Bu hayvan saldırgandır ve hiçbir şekilde yanına yaklaşılmamalıdır. Eğer onu görecek olursanız derhal polisi arayın. Tekrar ediyorum, canavar adam tehlikelidir. Duyduk. Uzaylı fikri hep Amerikanlardan çıkıyor. Uzaylılar geldi, indi, işte UFO'lar göründü falan. UFO bile İngilizce bir şey tanımlamanın kısaltılması. Dolayısıyla böyle bir şeyle başlıyor, yani böyle bir sunumla başlıyor. Bir an için Dorothy, Aquarius hakkındaki duyurunun ona özel yayınlardan biri olduğunu düşündü ama olamazdı. Ona özel yayınlar asla uzun sürmezdi ve yumuşak, samimi ve rüya gibiydi. Kulağa sanki piyanonun dışından değil de içinden yayılıyormuş gibi gelirdi. Bu tirat bir pazarlamacının sıradan duygusal olarak abartılı tek düze ses tonuyla atılmıştı. Sonra da bize kadının neden böyle bir kendine özel tiratlar düşündüğünü anlatan çocuklarını kaybetme hikayesini evet, anlatıyor. Birinci çocuğu basit bir apandisit ameliyatında bir ihmal nedeniyle ölüyor. Sonra hamile kalıyor, o da düşükle sonuçlanıyor ve ondan sonra da zaten şeyden vazgeçiyor, yani çocuk sahibi olmak gibi bir şeyden vazgeçiyor. Fakat ilginç bir şey, arada da böyle küçük insani durumlar birer cümleyle geçiyor, yani çocuğunu kaybeden aile duygusu. Karşı tarafın benzer haksız bu ilk darbe ikisinde de şok etkisi yaratmıştı, ilk çocuğun ölümü, ama sonraki ikisini birbirinden uzaklaştırmıştı. Karşı tarafın benzer haksız ithamlarda bulunduğu fikrine karşı kin, öfke ve suçluluk duygusunu hissederken ikisi de alttan alta diğerlerini suçlamıştı. Sonrasında her şeyi halı altına süpürmek daha kolay olmuştu. Başka hiçbir şey yapamayacak kadar tükenmişlerdi derken Fred'in Dorothy'yi aldatmasından çok önce yatakları ayırmaya karar veriyorlar. Ve biz diyoruz ki kadın tükenmiş bir kadın, iki çocuğunu kaybetmiş, artık hayatı sürüklüyor. Ve bu
bu canavar adamla bir şey olacak ama nasıl bir şey olacak? Evet. Bu arada bir de arkadaşı var Dorothy'nin, Esther. Evet. Esther, yani zaten Esther'in ilk çıkışı değil mi? Romana girişi şeyde, süpermarkette. Süpermarket arabasını bunun üstüne evet. sürüp çarpışması evet. ve evet. işte bundan sonra şey yapacaksın, bir sigorta şirketime 4 milyon dolar vereceksin falan filan gibi böyle neşeli, eğlenceli. Evet. O da tipik. Evet. O da çok tipik bir Amerikan. Ve alkolik. Şeyi evet, o yani o çok rastlanan bir karakter tipi. Aslında karakterlerde ve atmosferik tarifinde bugüne kadar bildiğimiz Amerikan tarzının dışında bir şey yok. Son derece olağan. Ama bunu özellikle yapıyor zaten yani. Bu böyle bir zemin üzerinde kurgulamış hikayesi. Arkadaşlıkları için de şöyle söylüyor. Esther insanların diyor, daha doğrusu Esther'le birlikteyken Dorothy kimsenin olmadığı kadar çaçaron, çocuksu ve mutlu olurdu. Esther insanların yıkıcı içgüdülerini açar. Bütün şeylerini, bütün mutsuz hayatlarını birbirlerine anlatıyorlar. Anlattıkları kulağa o kadar umutsuz gelmişti ki sonunda kahkahalara boğulmuş ve dakikalarca gülmüşlerdi. O zamandan beri arkadaşlar. Yani bu iki kadının arkadaşlığının mayasında mutsuzluklarını paylaşmak ve o Esther'in bir yıkıcı şeyi, Estelle, enerjisi. Estelle, ama Estelle de mesela Dorothy nasıl bir tipik orta sınıf mutsuz ev kadını ise, Estelle de çalışan, başarısız, aile kurmakta başarısız, çocuklarıyla başı dertte bir Amerikan kadını. Çocuklarıyla da başı dertte. O da çok tipik. Boşanmış, iki adama birden idare etmeye çalışıyor. Aslında iki adamın da onunla evlenmeye niyeti yok. Kendisi de aslında evlenmek istiyor mu istemiyor mu belli değil ama bir stüdyoda iyi bir işi var. Evet, işi iyi. İyi bir işi var. Alkolik ama neşeli. Aslında iki tükenmiş kadın, birbirinden çok farklı iki tükenmiş kadının hikayesi. Hatta o iki tane adamı idare ediyor Esther. Bir, o idare ettiği adamlardan birini başka bir kadın da uzaktan görünce çok sinirleniyor. Sen de böyle yapıyorsun diyor. Benimki başka diyor. Ben hani ne olur ne olmaz bir tanesi giderse bir elinde kalsın diye. Benim durumum farklı. Böyle bir karakter. Ama burada şimdi süpermarkette biraz kalalım. Çünkü burada ilginç şeyler oluyor. Yani süpermarket aslında ilginç değil. Son derece sıradan bir ürün, bir peynir tanıtımı yapan bir görevli var. Evet. Genç bir kadın ama öyle bir robot gibi anlatılıyor ki giysisinden sunumuna kadar. Üzülüyorlar da onun için aslında. Evet. Biraz didişiyorlar da yemek istemiyor bizim kahraman Dorothy ama Estelle işte alıyor, o da beğenmiyor. Sonra bir tane daha geliyor o kızlarla. Sonra bir tane daha geliyor. Yani marketin içi böyle şey gibi, robot gibi dolaşan bu kızlarla dolu. Evet. Bir yandan onlara üzülüyorlar. Sattıkları da işlenmiş peynir. Yani peynir gibi bile değil. Yani neredeyse plastik. Bu arada 1982 yılı için aslında ilginç işte vejetaryen, kötü gıda, market kızları falan gibi aslında bizim için de 90'lar. Çok 90'larda girer ama o dönem için yine de özellikle vejetaryen bir şey var. Mesela o laf çok güzel. Estel sevgilisiyle yemeğe gelmek istiyor bunlara. Vejetaryen değil mi öğren diyor kadın. Yoksa diyor kendini biftek görünce masaya zincirleyen birini biftek pişirmek istemem diyor. O da Greenpeace'in zincirci aktivistlerine gönderme yapıyor falan. Yani hayatın dışında değil, hayatın içinde ama mutsuz ve böyle bir tipik şey içerisindeler. Yani ilişki kurma biçimleri de aslında birbirinden farklı değil. Bizi hikaye konusunda böyle iyice bir dibe indiriyor, bir küçük kılçıklar atıyor. Dorothy ile ilgili, Dorothy'nin de mesela tarifini erken ve net bir şekilde veriyor o karşılaşmada. Mesela dramatik kurgu açısından çok doğru kurulmuş. Yani biz karakterle ilgili bilgiyi erken alıyoruz ve bir şey beklemeye başlıyoruz. Bütün unsurları bize baştan veriyor. Dolayısıyla belki de iyi bir oyun yazabildi. Oyunların çok ona dikkat edin. Evet, olabilir. Bu şeyleri düşünürken, kızlara acırlarken o görevlilere diyor ki bu peynirleri tabii birilerine ikram etmesi lazım. Bir önce bitirmeleri lazım. İşini iyi yap. Ya bir köşeyi dönüp diyor, aklı varsa diyor yarısını yer bitirir diyor. Olur mu diyor, kürdanları ararlar üstünde diyor bu şeyleri. Fakat onunla da yetinmiyor. Daha böyle bir yerde eve gitmeden önce kürdanlar için muhtemelen üstleri aranıyordur. Daha önce hiç bu kadar çok eğik ayna ve gizli kamera gördün mü? Her taraf marketin içinde kameralarla ve kör nokta yok aslında hiçbir şey çalınmasın diye. Cevabı çok hoş. Diyor
ki cevap olarak tüylerim diken diken oluyor gerçekten. Presbiteryen hayallerin gerçek olması gibi. Bilirsin işte, Tanrı her şeyi görür, nerede ve ne yapıyor olursan ol, seni izler. Bu ilginç geldi bana. Hep tabii bu hani panoptikon, işte gözetlenen toplum, sürekli kameralarla denetlenme falan, hep konuşulan şeyler, daha çok hep iktidar biçimleri üzerinden tartışılıyor. Ama bunun böyle dinsel bir manada konuşulmuş olması adeta hakikaten birbirine de sürekli görülüyorsunuz aslında. Yani sanki bir Tanrı'nın gözü gibi sizin toplum ya da birileri bütün yaptıklarınızı biliyor. Bu ilginç. Ve bunun hiçbiri de amaçsız değil yani. Belli bir toplumsal şekillendirme var bir yandan da. Yani market aslında bunun bir çok güzel bir örneği olarak kurgulanmış. Zaten kiliseye gitmesini beklerdim kadının. Tam bir Amerikalı olurdu o zaman. Yok ama öyle bir şeyi, o şeye girmemiş. Çünkü oraya girerse bu olağanüstüyle karşılaşacağız. Evet. Olağanüstünün tadını bozar. Evet, yani evet. Şimdi birdenbire bir de tanrısal düzlem getirirsek hoş olmazdı. Bence böyle bir tercih iyi yapmış. Sonra biz aslında bu kadınların dünyasından yavaş yavaş açılarak onların çevresindeki diğer burjuva hayatları birazcık görüyoruz. Evet. Son derece sıkıcılar aslında. Hiçbir özellikleri de yok. Ya bu kahve öğütücüsünü boş çalıştırıp sonra granül kahve ikram eden. Böyle küçük hinlikler yapan komşuları var yani. İçeride. İşte paramız yok, fakiriz diyorlar ama tekne alıyorlar. Ve bunlar da bunun dedikodusunu yapıyorlar sürekli. Birileri akıllara geldi galiba. Abi, enteresan. Evet, ondan sonrasında artık şeye geçiyoruz. Ha, bir yandan da bu aslında şeyi de anlatmak lazım aslında, bu çöpçatanlık hizmetleri. Evet. Değil mi? Orada her şeyin bir farklı bir anlama gelmesi falan filan. Ama bir yandan da biz şeye girelim artık bence. Evet, tabii, canavarımız gelsin. Yani bu aslında bizim için yabancı bir şey değil, buraya kadar anlatılanlar. Bildiğimiz bir yani din hakkında aslında. Şuradan adam çıkmadan önce dinle şöyle kapatıyor konuyu. Ve kendisine şunu sormuştu. Yani şöyle, o günlerde Dorothy'nin başını duvara yaslayıp artık yaşamıyor gibi hissettiği zamanlar olmuştu. Çünkü artık sevginin mümkün olduğu herhangi bir dünyanın parçası olmadığını düşünüyordu. Tam bir depresyon herhalde. Evet. Ve kendisine şunu sormuştu. Din gerçekten de ölümden sonra güya kötü şeyler olacağına inandıkları için insanları bir arada tutan tek şey miydi? Hayır, hepsi ölmeden önce oluyordu. Özellikle de boşanma. Yani din bağlamında burada kesip attı meseleyi. Evet. Ondan sonra dönüyoruz. Biz mutfakta telaş içinde, gecikmiş durumda. Çünkü Esther de lafa daldı ama akşama Fred misafir getirecek. Bir yemek yapması lazım. Hızla mutfakta yemek yapıyor ve o otomatizmden birazcık da zevk alıyor. Çünkü o sırada düşünmesine, endişelenmesine gerek yok. O mutfaktaki o işi yaparken ki hali, takıntının hazzı diye hatta bundan bahsediyor. Neyse, o sırada sebze bıçağıyla işte doğruyor moruyor bir şeyler yaparken... Ama o sebze bıçağını birkaç kere söylüyor. Hem sevdiği keskin sebze bıçağı. Tabii. Hem çok ustaca kurulmuş canım. Evet. Yani hepsini oraya yerleştirmiş. Kızaran peyniri zamanında yetişmek için hızla mutfağa geri döndü. Güzel, güvenli mutfağının linolyum döşemesine ulaşmak üzereyken tel kapı açıldı ve devasa 2 metre boyundaki bir kurbağaya benzeyen yaratık kapıyı omuzlayıp içeri girdi. Hafifçe çömelip gözlerini doğrudan Esther'in yüzüne dikerek hiç kıpırdamadan önünde durdu. Canavar adam geldi. Üstelik de şu bilgiyle donanmış durumda, bakıcısı ve doktoru parçalamış yani. Öyle bir yaratık geliyor ve hiç de güzel değil anlatımı aslında. Evet. Yani sadece 2 metre ve iri yapılı bir adama benziyor olması dışında olumlu bir özelliği yok. Yani anlattığı şeyi gözümüzde canlandırır. Özellikle de yapmış onu zaten. Evet. Çok çirkin yani, kocaman gözler. Şimdi şöyle bir, çok sarsılıyor tabii, çok şey yapıyor, şaşırıyor. Ama bize çok detaylı bir şekilde anlatılıyor. Elinde de şey var, bir sebze var, bir şey var. Kereviz ve sapları var. Şaşkınlıktan bunu uzatıyor adama. Adam canavar mı diyelim, akvaryus diyelim şimdilik kendisine. Akvaryus'ta alıp yiyor. Bunun aç olduğunu anlıyor. Aslında sanki sahipsiz bir hayvan gelmiş ve onunla ilk iletişim kurulurmuş gibi bir hal var. Hani mutfağa gelmiş, ne yaparsınız, kedi köpeği bir şey vereyim, beslensin falan gibi. Ama sonra şöyle de anlatıyor.
gözlerini hiç ondan hiç ayırmıyordu. Yaratığın gözleri kocaman ve koyu renkti. İnsan gözünden daha büyük görünüyorlardı ve son derece derinlerdi. Kafası bir kurbağanınkine oldukça andırıyordu ama daha yuvarlaktı. Ağzı daha küçüktü ve yüzünde daha merkezdeydi, insan ağzı gibi. Sadece burnu oldukça yassıydı, neredeyse yok gibiydi ve alnı ikiye katlanmıştı. Elleri ve ayakları perdeliydi ama çok da değildi. Aslında ancak fark edilecek kadardı ve vücudunun geri kalanı ise tam bir insan. Yapılı iri bir adam gibiydi. Koyu renk, lekeli, yeşil kahverengi olması, herhangi bir yerinde saç veya kıl olmaması dışında kulakları da alışılmadık biçimde küçüktü, bir daha aşağıdaydı. Peki niye hep yeşil ya? Uzaylılar da yeşil. Edenizden gidiyor. Kurban. Amerikan toplumunda evet, genel yeşil olarak biraz tedirgin edici. Dünyada dünya olanlar yeşil. Yakanları yeşil, yatanları yeşil. Evet, doğru. Hep yeşildir yani. Yeşil küçük adamlar. Yeşil küçük adamlar. Burada biraz işte lekeli bilmem ne falan biraz aslında o tarifin çok evet. Dışına düşmüş. Biraz kurbağa prensi tabii hatırlayacağım evet, bir taraf evet, var. Yani kurbağa işte, prensi aslında. O da akılda evet, tutularak evet. Okulması lazım. Zaten kurbağa imgesini kullanması, lekeli, vücudunun lekeli olduğunu kullanması aslında beklediği prens meselesi oldu. Tabii. Yani çünkü o kadar mutsuz bir hayatın içinde ki. Finalde zaten bizi... Bir de iri yapılı olması da benim gözümün o hani güzel ve canavar masalı vardır ya da bir sürü canlandırmaları var. Beast'ten bir onu da çok çağrıştırıyor böyle tepesinde. Neyse sonuçta ama ilk temas önemli. Bir hırıltılar bir şeyler çıkarıyor. Sonra yine yiyor, sapları yiyor, bir şeyleri yiyor. Yaratık bu kez kerevizi ondan almadan önce iki eliyle Dorothy'nin eline dokunup tuttu. Ellerinin dokunuşu sıcak ve kuruydu ama bir şekilde insan elinden daha kaslıydı. Dorothy bundan hoşlandı. Yani ilk temasta aslında hoşlandı Dorothy. Yani o korku eşiği aşıldı artık. Bizim karşımıza çıkan bir canavar değil, onu anlıyoruz. Yani en azından Dorothy için bir canavar değil. Evet. Neden olmadığını da bize söylemiyor ama. Evet. Yani Dorothy'nin o duyguya hangi motivasyonla gittiğini bilmiyoruz. Daha doğrusu şu, o motivasyonu bizi şeyle hazırlıyor. Evindeki mutsuzluğu, kendini neredeyse ölü kabul etmiş olması ve aslında pek çok şey inancının kaybolmuş olması. Şöyle diyor adam zaten, yardıma ihtiyacım var diyor canavar. Yardıma ihtiyacın var diye düşündü. Tanrım, o Tanrım yardıma mı ihtiyacın var? Yardıma ihtiyacın var, benim de var. Yani orada işte onun ölümden kaçıyor. Yani öldürecekler çünkü yakaladıkları yerde öldürecekler muhtemelen. Beni öldürecekler zaten çok edecektim diyor. Dorothy de çok edecek. Yani acıların üstünden bir şekilde evet. Bir bağ kuruyor. Ama tabii inanmak size kalmış. Yani bu noktada birçok okur terk edebilir orayı. Yani evet. Ya inanmıyorum ben böyle bir şey olmaz diyebilir. Burada bir o sürreal ile bir anlaşma yapmamız gerekiyor. Kesinlikle, yani evet. Varsayalım ki böyle bir şey oluyor. Bakalım nasıl ilerleyecek bu zaman. Tabii. Zaten öyle devam edip evet. Bir süre sonra unutuyoruz da zaten. Kadının bir canavar olarak sunulan kişiyle ilk karşılaşmasının bir anlaşmayla sonuçlandı. İlginç olan şu aslında. İlk bu canavarla ilgili radyodaki şeyi dinlediğinde de bir korku göstermiyor. Evet. Yani aslında sıra dışına çıkması karakterin, o klişenin dışına çıkması orada başlıyor. Normalde o şeyi duyduğu zaman işte kapıları kilitler, dışarı çıkmaz o ortalama Amerikalı. Efendim şey yapar, başkalarını uyarır vesaire. Hiç oralı olmuyor. Sanki dünya dışında bir habermiş gibi. Hatta o aslında biraz orada kendi zihnindeki konuşmalardan bir parça olarak düşünerek devam ediyor. Daha önce keman çalan tavuk tabii, haberini tabii. Duydu yani. Onun o yüzden için, biraz evet, aslında evet. Çok da güvenmiyor o seslere. Evet. Bir de roman ilerleyen bölümlerinde de Estelle'le konuşurken de bir takım haberlerin aslında hiç de öyle olmayabileceği kuşkusu da var insanlar. Evet, yani tabii. Habire yalan da çıkabilir öyle bir şey de var. Bu arada bir tane oda vardı. Biz onu atladık arada bu şeye, alışverişe çıkmadan önce. Dans ederek spor yapıyordu. O çocuk evet, odası evet, olarak düşünülmüş evet, ama evet. Çocuklar hiçbir zaman olmadığı için ikisi de olamadı ve bir daha da olmayacağı için artık ümit kesilmiş durumda. O oda boş tutuluyor. Bir yatak var, işte bir tane bir kendi tuvaleti falan var. Böyle bir oda biraz böyle hazırlanmış ama yarım kalmış bir odamız var. Adama diyor ki gel ben seni saklayayım diyor ve bu arkadaki odaya yerleştiriyor şeyi, akvaryusu. Yani boş odaya, çocukların odasına aslında. Olacak olan çocukların odasına yerleştiriyor. Ve o da diyor ki tıpkı enstitüdeki gibi diyor. Bir sürü şey öğrenmiş bu arada. Biz şunu anlıyoruz ki enstitüde dilimizi öğrenmiş, konuşmayı öğrenmiş.
ve üzerinde bir sürü de deneyler yapmışlar. Ve hatta isim olarak diyor, benim adım Dorothy diyor, benim adım da Larry diyor. Radyoda adanın Aquarius olduğunu söylediler. O beni yakaladıklarında profesörün bana verdiği isim ama onu telaffuz edemedim. Şimdi edebiliyorum ama artık bana Larry denmesine alıştım. Yani çok ironik de bir şey var. Yani bizim hayvanları adlandırma şeklimiz de bakalım o biliyor mu yani. Biz ona atap atıyoruz ama yani böyle bir şey de düşündürtüyor. Zaten romanın bence bir kanalı da o insan olmayanla temas üstüne bizi düşündürtmesi değil mi? Yani sadece bir korku figürü değil zaten. Yani başkaları için korku figürü ama Dorothy için değil. Evet. Dorothy için. Burada tabii şöyle bir şey var. Şimdi biz bu tür bir gerçeküstü hikayede bu bir bilim kurgu olsaydı, bu bir fantastik hikaye, bilim kurgu değil. Aslında fantastik de değil de onu finalde konuşuruz. Bu bir bilim kurgu hikaye olsaydı biz Larry hakkında daha güçlü bilgiler isterdik. Yani hangi gezegenden geldi, orada nasıl bir hayat vardı vesaire vesaire. Ne soruyor nereden geldiğini? Denizden diyor. Meksika Körfezi civarında deniz altında evet, yaşayan ama bir şey. Ama neresi, nasıl bir yer, orası başka bir yer mi? Dolayısıyla bizi Estel ve kendisi için bu kadar net bilgiler veren yazar, Larry için aslında çok belirsiz bilgilerle bırakıyor. Aslında bizi finale hazırlıyor biraz da. Bence iyi yapmış onu. Yani kesinlikle. Çok dozunda zaten yapmış. Zaten eğer onu daha ayrıntılı bilgi verse başka bir noktaya gider. Çünkü yani biraz da şöyle de, mesela Dorothy'ye şeyi soruyor arada artık atlayarak diyorum böyle geceleri dışarı çıktıklarında yıldızları soruyor Dorothy'ye. Yıldızlar hakkında bilgi ver bana diyor. İşte televizyonda bir şeyler anlattılar diyor. Orada mıdır, burada mıdır? Dorothy bilmiyorum diyor. Gökbilimciye sormamız lazım diyor. Yani Dorothy her tür bilgiye sahip tabii bir karakter olmadığı için evet, onu da böyle aşırı bilimsel bilgilerle donatmasına da gerek yok. Ama bazı şeyler söylüyor. Mesela müzik konusu özellikle evet, çok önemli. Evet. Biz diyor nasıl konuşuyorsunuz falan diyor. Konuşur muydunuz? Hatta bizim isimlerimiz yoktu diyor mesela. Kendi ismi, biz birbirimizi tanırız diyor. Yani bize alternatif bir aslında yaşama biçimi, bir canlı olma biçimi, bir farklı zihin biçimini birazcık öneriyor gibi geliyor bana buralarda romancı. İşte diyor konuşur musunuz? Daha çok müzik gibi ama sizin müziğiniz gibi değil. Dans etmelik değil. Zaten bu dansa bir takıntısı da var. Yani o da ayrı bir kanaldan gidiyor. Her şeyin de bir yere bağlanması gerekmiyor aslında. Böyle küçük küçük özellikler eklemiş şeye. Aslında bir süre sonra insan hani başka insanlarla tanıştığı zaman onların da bazı karakterleri vardır. Bu da böyle bir canavar yani bir dansı ve takıntılı. Bir de özgürlüğe meraklı. Bugün diyor daha güzelsin falan diyor. Saçım böyle nasıl? Böyle daha iyi. Giysim ve saçım şimdi uzun. Dün gece elbisem daha kısa ve saçım da toplu olduğu için mi? Şimdi anladım dedileri. Ben kısıtlanmamış şeyleri seviyorum. Mesele giysi kuralları değil. Özgürlük meselesi. Ama Dorothy'nin cevabı daha ilginç. Dorothy diyor ki, bana göre alışkanlık meselesi. Herkes belli giysilerin belli etkinlikler için giyildiğinde hemfikirdir. Bir alışkanlık kabul edildikten sonra bunun bir anlamı vardır. Ve sonra bu alışkanlıktan vazgeçmenin de bir anlamı vardır. Bana göre giysi gerekli değil diyor. Ve ondan sonra aşk başlıyor zaten. Hemen doğrudan işte sevişmeye başlıyorlar, öyle söyleyeyim. Ve o cins şey aralarında yaşanan cinsellik de Dorothy için gayet memnun edici ve mutlu yani edici. Herhangi bir ya bir canavarla sevişiyorum, bu bir yaratık falan böyle bir sonuç yok. Yok. Evet. Aslında arzu dünyasının bir varlığı o evet, yani. Çünkü kadın biz yataklara ayırdıklarını biliyoruz, çok uzun zamandır cinsel hayatları olmadığını biliyoruz, kocasının başkasıyla birlikte olduğunu biliyoruz. Evet. Dolayısıyla aslında Dorothy'nin arzu dünyasını yarattığı bir şey. Hatta şey diyor, siz diyor kendi kültürünüzde bu kadar çok mu şey yapıyorsunuz bu işi diyor. Bu çok mu diyor adam? Dorothy'nin arzuları çok. Fıkra gibi bölümler de var diyor, bizi hafif gülümsetiyor. O ayarda tutuyor ve şeyi unutturuyor. Ya bu iki tane adamı parçaladı. Ama neden parçaladı? Bir sor bakalım niye parçaladı? Durduk yere parçalamaz hiçbir canavar diğerini. Şöyle onlara kötü davranmış olan yani elektronik bir alet kullanarak ona konuşmayı öğretmişlerdi. Her yaptığı yanlışta ona elektrik veriyorlardı. Dolayısıyla işkence ede ede Larry'yi eğitmişler tırnak içerisinde. Ama daha sonra zevk için işkenceye başlamış o öldürülen iki kişi. Hatta cinsel istismar maruz kaldığını söylüyor. Nasıl bir şey olduğunu anlatmıyor. Zaten o tür grafik anlatımlar yok romanda. Yani ayrıntılar öyle girilmiyor ama üzülüyoruz deri için. Yani
Ya bir yaratık yani sonuçta gelmişti, üzerinde araştırma yapılırken vardığı nokta bu yani Amerika'nın evet. laboratuvarında evet. yani bir evet. tuhaf bir şey. Bu arada bu arka odaya Larry'i alması ve onu orada saklamaya başlaması bana Nazlı Eray'ın Monte Cristo öyküsünü çok hatırlattı. Evet, evet. Benzer zamanlarda herhalde yazılmış olabilir. Gerçi bu daha sonra yazılmış bir roman. Nazlı Eray'ınki daha önce yazılmış bir kısa öykü. Orada da yani çok etkileyicidir aslında. Bir de çok genç yaşta, 16 yaşta falan yazıyor galiba onu şey Nazlı Eray. Mutsuz bir ev kadını. Efendim? Öyle mi? Bu daha sonraki yaşlar mı? O şişhanede uçuyor Mösyö Hristo. Evet, evet, evet. Evet ama yine onu da herhalde çok yakın zamanda değil. Ben en azından okuyalı en az 40 sene oluyor. O öykü, eski öykülerinden bir tanesinde bir ev kadını var ve bu çok hayatından kaçmak istiyor. Yani insan hayattan nasıl kaçar? Bavulunu toplayıp kaçarsın değil mi? Yani bu arka odada bir tane böyle kovaların falan konduğu, temizlik malzemelerinin konduğu odanın arka duvarında tünel kazmaya başlıyor. Yani olacak şey değil. Hadi kazdın diyelim, nereye diyeyim? Arka daireye çıkacak, nereye çıkacak? Başka bir karanlık odaya çıkıyor. O karanlık odada meğerse o evin, beynin karanlık odasıymış. Gerçekten fotoğraf tab ettiği bir oda ve o yüzden o beyin eşi oraya hiç girmiyor ve bizimkisi o eve kaçıyor. Yani o karanlık odada yaşamaya başlıyor ve o evin beyiyle aşk giriyor. Evet, bir aşk ilişkisi başlıyor. Yani çok ilginç bir öyküydü. Zaten Nazlı'nın daha sonra yazdıklarında da bu romanda da ben hissettiğim o nasıl diyelim o kadın karakterlerin özellikle o mutsuzluklarını sürreal yollardan müthiş fantazilerle belki doyurması diyebiliriz herhalde. Bir adlı hep bir şey var yani bir arzu dünyasında tünelden kaçış, duvarı oyup kaçış, evet. Çık kapıdan git işte. Ama o bir özgürleşme, o özgürleşmeyi yapamamak evet. anlamına geliyor. Yani gizlice yapmak bir kere şeyin de zevki var yani. Gizli bir şey yapıyor olmanın verdiği heyecan çünkü aslında heyecan yok hayatta aynı zamanda. Her şey son derece tek düze, son derece sıkıcı. Bu arada şeyin Dorothy'nin Larry'si en çok avokado seviyor. Evet. Ve kadın durmadan bunu avokado almaya başlıyor. Fakat Larry ile geceleri çıkmaya başlıyorlar. Kadın ona araba kullanmayı öğretiyor. Dorothy işte deniz kenarına gidiyorlar. Birlikte yüzüyorlar. Aslında bayağı bir aşk hikayesi başlıyor orada. Bir aşık bir çiftin hayatını yaşamaya başlıyorlar. Hep yapmak istediğim şeydi diyor. Şu deniz evet. kenarında bir erkekle bir arabanın içinde oturmak evet. ve dalgaları seyretmek evet. geceleri. Evet. Ama aslında tabii bu şey. Yani Dorothy ile bayağı bir aşk hikayesi yaşıyor olmaları ve bu aslında gençliğinde de yaşayamadığı evet, şey. Evet, hiç yani bu çünkü çok ergen bir arzudur. Yani ailenden gizli deniz kenarında bunu yapmak. Mutluluğu da şöyle anlatıyor. Yine avokadoları görünce mutlu oluyor. Mutluluğu bir ışıltı gibi sanki sıcaklık dalgaları yayan bir şey yutmuş gibi geri dönmüştü. Kendisine ait çok gizli bir şeydi ama yine de birini anlatmak istiyordu. En son hamileliğinde böyle hissetmişti. Estelle anlatabilir miydi? Tabii ki anlatamayacak, anlatmayacaktı. Evet. O kadar akıllı çünkü Estelle anlattığı anda polisler kapıya dayanacak. Evet. Yani öyle bir şey asla olmayacak. Ve ne kadar da tehlikeli olduğunu biliyoruz. Evet, ilerleyelim o zaman. İlerleyelim. Bu arada tabii kocası hiçbir şeyin farkında değil ama avokadoların alınmasından bir rahatsız. Ne oluyor bu kadar avokado? Kadın da seviyorum ne var diyor. Adamın da ona tanıdığı özgürlük alanı bu kadar. İstediği hatta kadar özel bir diyet yapacağım diyor. Sadece avokado. Evet. Ya evet. çok şişmanlatır evet. yağlı diyor. Hayır diyor. O mikro şeyler var diyor onun içinde diyor. Uyduruyor bir şey. O da acayip uyduruyor. Evet. Ben bile inandım orada yani. Baktım internet. Sonra ama avokadonun ana vatanının Meksika olduğunu fark ettim. Yani o avokadonun ana vatanının tabii, Meksika olduğunu. Tabii, dolayısıyla Larry'nin evet, çok da tesadüfi evet. değil o şey, oraya evet. konmuş olması. Bu arada bir şey oluyor. Bir tartışma çıkıyor kocasıyla. ve bir köpek almış. Daha doğrusu daha önce bir köpek almış. Hani bu mutsuzluğunu gidermek için. Ama küçük bir arkadaş canlısı bir Jack Russell. Ona Bingo adını verdi ve evini açtı. Fred küplere binmişti. Buna köpek mi diyorsun diye bağırmıştı. Ekmek somonundan bile daha küçük bu.
çok çevik diye açıklamıştı Dorothy ve dikkati hep senin üstünde. O, ah tanrım Dot, gittik böyle işe yaramaz bir oyuncak aldın. Kuytuda sana saldırıp tecavüz edecek bir maganda çetesiyle karşılaşırsan hiçbir işe yaramaz bu. Bendeki bu şansla diye bağırmıştı Dorothy. Beni demir parmaklıkları bağlayıp benim yerime köpeğe tecavüz eder. Fred ona vurmuştu. Sonrasında ise onu sakinleştirmek için böyle yaptığını söylemişti. Ve Dorothy ağlamaya başlayıp ona neden ayrı yatmak istediğini ve neden sadece sevişmek için bile olsa artık beraber yatmadıklarını sormuştu. Fred bu yüzden kendini suçlu hissettiğini söylemişti. Çünkü yapamıyordu. Gibi bir... sahne aslında çok evet. Kuvvetli bir sahne yani evet. Hem evet. O köpekle çünkü çok güzel bir arkadaşlık da geliştiriyor küçük köpekle böyle evet, cin gibi. Sürekli kayıp hissi var kadında. Zaten yani bu var. Dorothy'nin şeyi o, yapısı o yani çocuğunu kaybediyor, öbür çocuğunu kaybediyor, kocasını kaybediyor. Bir de vurdu adam. Köpeğini kaybediyor, şiddet görüyor ve finalinde de büyük kayıplar evet. Yaşayacak. Yani bir kayıp hikayesi aslında. Sonra köpek maalesef koşarak gidiyor ve bir araba çarpıp ölüyor ve bu sefer Dorothy şey yani yakınındaki her şey ölüyor diyor. Yakınındaki her şey ölüyor. Yani biz daha canavarla karşılaşmadan önceki evet. Dönemlerinde neler yaşamış olduğunu bu şekilde görmüş oluyoruz. Ama neliyle mutluluğumuz sürüyor. O bir sorun değil. Hatta deniz üzerine bir takım anlattıkları böyle bir bizi bir başka bir dünyanın mümkün olduğunu bize hissettiriyor. Mesela deniz benim için yaşadığım yerin sesi bu. Bunu açıklamak zor. Hep orada kalp atışların gibi her zaman tüm hayatımız boyunca müzik vardır. Müziğimiz harikuladedir. Deniz bizimle konuşur, konuşan yaşadığımız yerdir. Anlıyor musun? Yalnız hissediyor olmalısın her şeyden çok. Açlıktan da çok. Açlık bile bazen geçiyor ama bu geçmiyor. Yani bir sıla özlemi herhalde daha yoğun olamazdı bu Levi'nin. Evet. Sıla özlemi. Peki orası nasıl bir yer diye soruyor. Hani bize... iyi bir yani net bilgiler vermiyor ama şöyle muğlak tablolar çiziyor adamın geldiği yer. Birçok şey farklı, renkler farklı. Gördüğün her şey sana bir şey anlatır. Enstitüde bazı insanların renk körü olduğunu söylediler bana. Onlara gösterdiğin zaman başlangıçta sana inanmazlar. Böyle bir şeyden muzdarip olduklarına inanamazlar. Çünkü başka türlüsünü bilmezler. Benim dünyamın nasıl daha farklı göründüğünü anlatmaya çalışmak da bu kadar zor işte. Ve sesler? Ve hisler hareket ettiğinde yaşadığın yerde hareket eder. Hakikaten denizin içinde yaşıyor olsaydık herhalde böyle bir his olurdu. Çünkü o suyun dalgalanması, senin hareketinle her şeyin, uzaktaki şeylerin etkilenmesi bana onları çağrıştırdı. Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Mesela suyla ilgili ekleyeceğim şu. Adam bunu kucağına alıyor ve bir sürat motoru kadar hızlı gidiyor denizde. Ha, evet. Mesela bu da aslında kadının hem özgürlük arayışı hem... kucakta gitmesi, yani kendini saracak bir kucağa ihtiyaç duyması ve onu aslında bir hayal alemine, bir başka bir dünyaya sürüklemesi. Deniz ve denizin vaatleri aslında burada başka bir dünya. Çünkü kadının son derece kuru, Dorothy'nin son derece zavallı, ezik olduğu bir dünyası var. Larry'nin cisminde bütün bu arzular önünde açılıyor. Fakat şöyle bir sorun var. Sonuçta bu bir canavar, bu gizli yaşamakta bir yere kadar. Yani bir şekilde aşkın gereğini yapıp Larry'i özgürleştirmesi gerekir. Larry'i kendi dünyasına kavuşturması gerekir. Bununla ilgili bir plan yapmaya çalıştı. Burayı ben okumak istiyorum. Dorothy denizden çıktı, kurulağında üstünü giyindi. Sonra oturup bekledi, bir plan yapmaya çalıştı. Çok uzun yıllar boyunca hiçbir şey olmamıştı. Kendini meşgul etmek için değişik işlerde çalışmıştı ama hepsi buydu. İlgisini çeken herhangi bir şey, bahsetmeye değer bir evlilik veya çocuklar olmamıştı. Şimdi ise en azından bir şey vardı. Yapmaları gereken her şeyi dünyaya anlatmaktı. Enstitüdeki o korkunç insanların ona yaptıklarını anlatabilecek tek bir kelime vardı, işkence. Bunu gazetelere götürebilirlerdi. Özellikle de o iki adamın onu seks oyunlarına katılmak için zorlamaları ile ilgili olan kısmı. İtalik, namusumu korumak için öldürdüm. Bunu temize taşıyabilirdiniz. Yönelim bozukluğu savunması yapabilirdiniz. Sansasyon yaratırdı. Emsal niteliğinde bir dava olurdu. İnsanoğlu kelimesinin doğasını tanımlamaları gerekirdi. Şayet Larry insan değilse cinayet işlemiş olmazdı. Bir hayvan olarak öldürmüş olurdu ve bunun için cezalandırılamazdı.
Diğer yandan şayet insan olarak değerlendirilecek olursa insan haklarını elinden alan ve her şeyden önce sadece farklı bir ırka mensup olduğu için kendisine haksız yere hapsedilen iki sadistin yaptığı işkencenin neden olduğu acıyla nefsi müdafadan kaynaklı bir öfkeyle öldürmüş olurdu. Manşetleri hayal edebiliyordu. Bu acımasız ve zalim uygulamalar dinimizin öğretileriyle uyuşmamaktadır diyor kurbağa adam. Sorarım, Amerikan demokrasisinin özü bu mudur? Yani burada aslında bütün Amerikan demokrasisiyle, Amerikan toplumunun gerek insan hakları anlayışı, gerek kendinden farklı olan canlılara bakışıyla ilgili çok ince, çok alttan, öyle büyük eleştiriler, büyük dersler vermek arzusu taşımadan da güzel bir eleştiri yapıyor aslında. Bu sırada da bunları düşünürken bizimkisileri daldı gitti o kendisi daha evet. Derinlere doğru. Evet. O da dikkat et falan dedi. Aniden derinleşiyor dedi. Çok güldürdü beni o kadın. Ya adam sürat motoru gibi yüksek anında derinleşmesi onu sadece hoşuna gidebilir herhalde. Neyse bu gitti. Bu bir şey de okyanusun nasıl bir şey olduğunu düşünüyor Dorothy de. Yani okyanus deyince diyor böyle bir insan renkli akvaryum gibi bir yer hayal ediyor ama şu anda gece. Işık falan yok. Aslında karanlık suların içine gittileri. Okyanus yapay bir yaşam alanı olan akvaryumdan farklıydı. Okyanus bir dünyaydı ve bu dünya yapay değildi. Dorothy o dünyada dolaşan canlıları düşündü. Büyük, acımasız ve aç. Tıpkı bizler gibi. O cümleyi eklediği anda aslında bu romanın işte tonu da belirmiş oluyor değil mi? Az önce bütün o demokrasi veya işte o başlıklar ya da hukuk sistemi, bütün onlar aslında ne kadar zayıf bir yandan da şey olduğunu, asıl olanın aslında biz hala doğanın içindeyiz ve aç ve kötü ve acımasız yaratık ilkel doğa ortalıkta. Evet sonra geri dönüyor Levi ama. Fakat sonrasındaki bu bir sonraki birkaç gün içinde kendilerine bir rutin oluşturdular. Arabayla geceleri çıkıyorlar, geziyorlar falan ve artık orada tipik iki sevgili ilişkisi, iki sevgili konuşmaları yaşanıyor. Siyah eldivenler, yok Japon işi olanı al, Çin daha iyi yakışmaz mı falan gibi. Yani birinin bir dev bir kurbağa prens, birinin mutsuz bir ev kadını olduğunu unuttuk. Biz birbirini seven bir çiftin hikayeleri olarak şey yapıyoruz. Bir gece yalnız Leri araba çalmayı öğreniyor. Bak evet. Aslında bir suçluyla karşı karşıyayız. Var var onda öyle, evet. Öyle bir damar Leri var. Hiçbir işte, zaman ehlileşmiyor. Ne derler? Düz kontak yapmayı öğreniyor kendi kendine. Özgürlüğüne meraklı diyelim ister. Canavarı tutuyoruz. Ama şeye yani geleni senin için diyor. Bu da tıpkı sevgili davranışı. Başka bir araba aldım. Her ihtimalle karşıya gelmezsem izimi sana kadar sürerlerse diye. Başın derde girebilir biliyorsun. Tehlikeli bir suçluyu koruduğun için. Balığın aklı başına ağa girdikten sonra denir. Öyle deniyor değil mi? Yani kadın bir da deyim öğrenmiş de. Deyimleri öğrenmiş de. Evet. Şimdi şey bu arada Estelle bir şeye gidiyorlar bunlar. Açılışa bir yerlere gidiyorlar değil mi? Evet. Dorothy. Evet. Sonra orada kendisini bir suçlu hissettiği bir an var bir mutfakta böyle. Dorothy belki de farkında olmadan yeniden arzulanan bir kadın olduğu sinyalini verdiği için olabilirdi. Böyle bir tedirgin oluyor yani çünkü herkesin alıştığı o mutsuz şey evet. Değil. Dorothy değil artık. Evet. Orada Estelle'in bir takım işte o senin başta söylediğin Stan'ın başka bir kadınla gelmesi, Estelle'in buna bozulması filan gibi şeyler görüyoruz. Stüdyodan bahsettiler. Dorothy birkaç ay içinde Estelle'den onun için başka bir iş ayarlamasını isteyebileceğini söyledi. Şimdi değil ama 5 ay içinde. O zamana kadar Larry tekrar evine dönmüş olacaktı ve o da arka odalarda dalgın dalgın dolaşırken herkesin nasıl daima onu terk ettiğini ya da öldüğünü düşünerek evde durmaya cesaret edemeyecekti. Yıllar önce dibe vurmak üzere olduğunu düşündüğü zamanlarda onu tekrar hayata döndüren iş olmuştu. İş vesilesiyle tanıştı vesaire vesaire. Yani Larry'nin aslında bir sonunun olduğunu, onun gideceğini de bilerek devam ediyor hayatta. Hatta şey planlıyorlar yani işte Meksika sınırını evet. Geçeriz arabayla evet. Ondan sonra evet. Belli bir yerde sözleşiriz. Sen oradan evet. Dalar, yüzer gidersin. Arada belki buluşuruz, sözleşiriz. Bir planları var kendilerince. Biz de inanıyoruz o sırada bu planlara. Ama bu arada çeşitli eyaletlerde Larry'nin görüldüğü haberleri çıkıyor evet. Sağda solda. Uydurma tabii hepsi bunların. Ve niye böyle bir şey uyduruyorlar diyor.
Açıklaması zor diyor Dorothy de. İnsanlar bazen kendilerini önemli göstermek için ya da başka nedenlerden uydururlar, bir şey görürler, o zannederler falan diyor. Hayır, yoktan var ediyorlar diyor şeyleri. Soruyorum çünkü bunun temel bir insani özellik olup olmadığını bilmek istiyorum. Yani yazar da bize bunu bu şekilde bir hatırlatıyor. Yani uydurma denilen şey, hikaye etme, fabülasyon değil mi? Bunlar aslında böyle biraz insanın sırı normalle normal dışının böyle kesiştiği yerler de diyebiliriz. Bu arada arabayla Meksika'ya geçerken diyor, rehinemiz olsa iyi olur hakikaten diyor. Yani birisi gelir de şey yaparsa, rehine olsa elimizde çok iyi olur. O zaman bizi vuramazlar. Çünkü beni diyor şey yapmışlardı diyor, ilk yakaladıklarında boş bulundum diyor. O çekiyor bir şey. Hocam yok, çok ısındı diye kapatıyor sürekli kendini. Biraz beklesin, açacağım tekrar. Tamam peki. Sıcak değil üstelik ama. Zaten çekmediğine göre buraları. Çekti. 2-3 kere açtım kapağı. 2 kere kapağı. Peki rehin almamız gerekir diyor. Çünkü beni boş bulmuştum. Bir iğneyle vurdular, bayılttılar. O şekilde şey yaptılar. Bir daha olursa diyor önüme hemen o rehineyi tutarım. Beni de vuramazlar diyor. Fakat sonra daha da şey, istersen bundan hoşlanmadım diyor. Çok ödülekçe bir şey diyor. Dorothy'ye hoşuna gitmiyor tabii birinin rehin alma fikri. Rehin olarak bir bebek almamız gerek diyor birden şeyleri. Yani eğer önümüzde baş aşağı tutacak olursa kimse bizi iğnelerle vurmaya çalışmaz. Yani düşünebiliyor musun? Gözümüzde canlandırdığı şeylerin aslında evet. Bebek önüne kolu. Yani ölümden... Rehin bir canavar olduğunu bize hatırlatıyor yeniden. Ama bir yandan da şunu, insan da olabilirdi bu ve kendini korumak için her şeyi yapmıyor insanlar. Yani böyle bir tarafı da var. Yani kendini korumak için her şeyi yapan insanı sen de canavar diyorsun. Canavar zaten diyorsun ve de o insanla bir aşk ilişkisi yaşıyorsun bir yandan. Yani. Zaten diyor bebek de bulamayız diyor. Herkes diyor kendi bebeğine sahip çıkar diyor. Sahipsiz bebek bulmak kolay değil. Bir konuşma zaten böyle bir can sıkıcı bir yere doğru gidiyor. Bir tedirgin edici bir yere doğru gidiyor. Ve ondan sonra neyse ki konu başka yere gidiyor. Ve biz acaba çocuğumuz olur mu? Biz üreyebilir miyiz? Hatta biz eğer farklı türlersek hani şeylerde olduğu gibi, atlarla eşeklerin katırlarında olduğu gibi acaba üreyemeyen böyle kısır türler mi çıkar yoksa hiç mi çıkmaz falan gibi şeyler konuşuyorlar. Enstitüde farklı bir tür olduğunu söylediler. Dolayısıyla karışamayabiliriz diyor. Buna şaşırmadım. Senden hoşlanmadılar ve sana utanç verici şekilde davrandılar. Bir bahaneye ihtiyaçları vardı. Yüzyıllar boyunca onlar gibi insanlar kadınların ruhu olmadığını söyleyip durdular. Ve neredeyse herkes hala buna inanıyor. Aynı şey. Aslında burada, buralarda işte artık yazar hakikaten çok açık bir şekilde bu insan, insan dışı arasındaki çizgilerin aslında kadınlar için, başka topluluklar, etnik topluluklar için falan nasıl kullanıldığını, nasıl çizildiğini, o çizginin, beyaz erkeğin aslında insan olarak tanımlandığını bize anlatıyor. Bu arada şey ilginç, mesela bir çocuğumuz olsa ne olurdu gibi bir yarı insan bir çocuğa canavar değil denirdi değil mi daha sonra? Amerikan topraklarında ve Amerikalı bir annenin çocuğu olarak doğan bir çocuk, böyle bir çocuk başkan bile olabilir. Amerikalı olurdu, ben evli olduğum için aynı zamanda meşru olurdu. Hikaye gazeteleri sattıktan sonra zengin de olurdu. Yeterince paraları olduğu sürece insanların kendilerine ne dendiğini ne kadar az önemsedikleri şaşırtıcıdır. Burada birkaç şey var. Bir tanesi yani Amerikan topraklarında ve Amerikalı bir annenin çocuğu olarak doğan bir çocuk aslında o toplumun devletine ne kadar, o kadının devletine ne kadar güvendiğini gösteriyor. Yani müthiş bir güven bir kere. Amerikalı olmaya inanılmaz bir güven. Başkan bile olabilir. Öyle bir eşitlik ve fırsat ülkesi. İşte tam o şey. Meşru hikaye gazeteleri satmak gene çok tipik bir Amerikan davranışı. Ama sonundaki de bu, yeterince paraları olduğu sürece kime ne dendi kimsenin umurunda olmaz. Her yerde biraz öyle. Her yerde. Hele günümüzde tamamen öyle. Buradaki bu güçlü tarif, kadının tarifi aslında bütün şeyin, hikayenin bir yerde özünü de oluşturuyor. Yani bir zemin oluşturuyor bize bu anlatıyla birlikte. Sonra da buradan şeye geliyoruz. Yani bu böyle bir tariften, böyle güçlü basabildiği bir zeminden
başka bir dünya mümkün fikrine tekrar geliyoruz. Larry'i düşünerek başka bir dünyada yaşamanın nasıl bir şey olabileceğini düşünebiliyor musun? Bel Air gibi mi yani? Yani Los Angeles'ta bir sen. Hayır, bu dünyada değil, başka bir dünyada. Gelecekte mi? Herhangi bir zamanda. Bilim kurgu gibi. İnsanların kısmen sana benzediği ama tamamen aynı olmadığı. Estelle güldü. Küçük yeşil adamlar mı? Büyük yeşil adamlar, dedi Dorothy. Estelle'le bunu konuşuyor Dorothy ve aslında bir açık vermek istiyor, bir sırrını vermek istiyor. Bu konuyu konuşmaya devam etmek istiyor. Bu arada şeyi de unutmayalım. Şimdi Estelle beyaz bir kadın. Estelle'in sevgilileri beyaz. Kendi kocası. Bir tane Mendoza var. Ve o Mendoza Latin Amerikalı ve aslında şeyi yapan o. Hizmet sektöründen olan o. Ve onun da şeyi yani gene o Amerikan toplumu içerisinde yeri belli. En güvenilir insan da o bir anda. Evet. En çok da ona güveniyor yani. Onun o Mendoza'nın sıcak ilgisine, ona güvendiğini de hissediyoruz bir yandan da. Bu arada Larry ile konuşurken bu meseleleri, yani işte çocuğumuz olur mu, kadınların ruhu meselesini, ruhla ilgili bir şeyler duydum diyor Larry. Bu profesör diyor aslında hep ruhlara merak salmış, bu işlere de oradan girmiş. Başlama sebebinin bu olduğunu söylemişti diyor. Dorothy birden başka bir şey hatırlıyor. Bir kız tanımıştım diyor ve zamanında bebekken hastanede maymunlar kaçırmış kızı. Böyle bir şey, duygusuz donuk bir kızdı diyor yalnız. Kendisine anlatılmış bu durum herhalde. Bunun durumu kavrayacak kadar büyümeden önce bunun onun için önemli, heyecanlı bir olay olduğunu fark etmiş. Daha yeni doğduğu için Afrika'da bir hastanede, hastane odasının dışında da ağaç var, ağaçta bir sürü maymunlar böyle zıplıyorlar falan. Ve bir tanesi hızla giriyor içeriye, bebeği kapıp kaçıyor. Kaçırıyor bebeği. Ve annesi çılgına dönmüş tabii. Yani bebeği nasıl geri almaya başardıklarını hiç öğrenemedim diyor. Peki diyorları maymunun bebeği alıp bir maymun gibi büyüyeceğinden mi korkmuşlar? Yok diyor, herhalde elinden düşürür diye, çünkü maymun... Diğer maymun tutmasını bekleyecekti kendisini. Boynuna saracak, o koşacaktı. Oysa ki insan bebeği bunu yapamaz. Yapamayacağı için de sırtından düşerdi. Ama kurtulmuş diyor. Çünkü kız kendisi anlattı bana diyor. Güzel yani, oranın entrikası değil. Biz de aklımızda şunu tutuyor. Yani böyle olaylar, değil mi? İnsan kaçırma, insanların hayvanlarla birlikte olduğu bir takım hikayeler. Her toplumda var aslında. Mesela evet. Türkiye'de hatırlıyorum. Ayıların, değil mi? Ayılar ve ayının kaçırdığı gelinler. Böyle hikayeleri tabii ben... Ayıların insanlara aşık olduğuna dair çok hikaye evet. var. Kadınlara aşık olduğuna, kaçırdığına dair hikaye var Anadolu'da. Çünkü burada evet, ayı var, maymun yok. Evet, maymun yok. Ayı var çünkü. Ayı demeyelim, ayı deyince çok şey geliyor insanın aklına. Türkiye'de ayı çok çünkü. Evet, yani bir istersen hızlandıralım. Onun evet. her şeyini de söyleyelim. Artık okumayanlar da okuyaması halinde. Sonra şuna gelelim. Evet, evet. Okusaydı. Aslında... Dorothy'nin yarattığı, yani Dorothy'deki bu Larry ile birlikte başlayan değişiklik aslında Fred'i de etkiliyor. Evet. Ve Fred karısıyla tekrar birlikte olmaya, onu tekrar hayatını dahil etmeye, evliliğini tamir etmeye filan çalışıyor. Böyle bir takım şeyler oluyor ve aslında itiraf ediyor ondan sonra. Çok evet. aptalca bir şey yaptım diyor. Biriyle görüşüyordum, ondan hoşlanmıyordum bile. Ama bunalmıştım, her şeyi başlatan oydu. Yoksa benim aklıma gelmezdi diyor. Fakat şeyin... Dorothy'nin Larry'si var, onun için hiç Fred'e yüz vermiyor. Fred'e yüz vermemesi Fred için daha da çekici hale getiriyor evet. Dorothy'yi. Yani çünkü o sanıyor ki tamam, ben ona bir tekrar bir kapı açtım. Hazır, elimin altında. Elimin altında, o tekrar bana dönecek ve ben gene istediğim kadar böyle bir onunla evlilik oyununu oynamaya devam edeceğim. Fakat hiç şey yok. Fakat şöyle bir şey var, Dorothy şunu düşünüyor adam ilişkisini itiraf edince. Affetme borcum var, benim de Larry'm var çünkü. Tabii tabii. Orada çünkü o da kendisini Larry ile birlikte olduğu için ona karşı suçlu hissediyor ve affetmesi gerektiğini düşünüyor. Sonra ama bir olay evet. olacak. Bu yalnız başına çıkıp geziyor ya Larry. Ama işte... yani bak burada çok ilginç olan şu, ha oraya geliyorsun değil mi? Birlikte o iken onlarla, yani artık bunun bir şey olmadı, bir rivayet olmadı bir dönemde Larry bir grup genç parçalıyor. Evet.
Evet. Bir grup genç. Bir fecaata dönüşüyor. Kaç, beş kişi falan herhalde. Beş kişi aşağı yukarı. Beş genci parçalıyor ve o gençlerden bir tanesi Estel'in oğlu. Ya. Ve orada bir... işte öyle. Böyle her şey bir masalı gibi gitseydi biz de zaten konuşmadık. Kırba prens değil. Değil. Ama bir yandan da diyor ki saldırdılar bana diyor ve anlattığı zaman da hak veriyorsun. Yani bıçakları vardı diyor, şişeyi kırdılar diyor, beş birden üstüme geldiler diyor, yapabileceğim bir şey yok, hızlı hareket ettim diyor. Ama burada ilginç olan şu, ister saldırsınlar, ister bilmem ne olsunlar, ister hak versin, vermesin. Dorothy, Larry'nin öldürdüğü insanlar için bir dehşet, bir üzüntü, bir şey gösterdi. Yani sanki Larry bir grup sokak köpeğiyle mücadele etmiş gibi. Yani Dorothy'nin insan varlığına bakışıyla ilgili bir şey görüyoruz burada. Evet. Karmaşa görüyoruz yani. Ve gazeteler tabii bunları zavallı kurban çocuklar diye evet. yansıtıyor. Bir evet. tek Mendoza. Evet. Çalışan adam aslında onlar hiç öyle hayırlı tipler değildi. O zengin mahallelerden gelip burada yoksulları hırpalayıp bıçaklayan, zevk için işkence eden gençlerdi. Bunlar bir çeteydi diyor. Şimdi bu da bir bakış açısı sonuçta. Biraz da yani Dorothy'nin hani çok acımamasının arkasında böyle bir... Ama çünkü yani Fred'in de söylediği, hatırlarsan Fred ne demişti? Bir grup tecavüzcü çeteye rastlayabilirsin. Demek ki ortamda böyle şeyler oluyor bir yandan da. Yani onlar da dehşetin bir başka parçası. Yani ha, ben edelim anlamasını. Ama Dorothy'nin de bir avukata ihtiyacı var burada yani. Konuşamıyor. Ben onu da savunmak Ama orada daha ilginç bir şey şu. Est'e henüz bu haber çıkıyor. Fakat kendi çocuğu olduğunu, kendi oğlu olduğunu bilmediği bir anda... Karşı karşıya konuşurlarken işte canavar parçalamış falan diye haberler çıktığında Estelle inanmıyor bu haberlerin doğruluğuna. Canavar falan değil de çeteler birbirleriyle evet. aslında savaşıyorlar. Bir kişi, beş kişi nasıl öldürsün diyor canavar bile olsa. İnsanın kulağına da mantıklı geliyor. Yani hep bir sondaki aslında bağlanacak o belirsiz yere bir çengel de atılıyor. Yani aslında ipuçları veriyor kadın evet. yani. Evet ama ilginç olan şu mesela beş genci parçalamış aslında ortada korkunç bir olay var. Sonuçta bunlar ergenlik çağındaki çocuklar ne kadar çete de olsalar ne kadar vahşice davranmış da olsalar bunlar küçücük çocuklar yani sonuçta genç çocuklar. Ve kadın bu olayı duyunca şunu soruyor yaralandın mı? Larry'e yaralandın mı diye soruyor. Beş çocuk parçalamış ya. Hani birazcık da yaralansın zaten ama yok yani. Bu zaten bizi daha aslında hikayeye doğru etkiliyor. O insanları öldürmemden hoşlanmadın dedi. Kötü olduğunu düşünüyorsun ama onlar beni öldürecekti. Evet biliyorum hiç de kötü olduğunu düşünmüyorum. Sadece Meksika planında bir şey ters giderse gazeteleri kullanamayacağımız için canım sıkıldı. Aslında canavarlaşıyor burada Dorothy. Yani bütün insani niteliklerini kaybediyor. Arzusu aslında. Çünkü o. Evet, evet. O arzu her şeye rağmen her şeyi göze alarak yerine mağdur görmüş. Mağdur savunması yapabilirdik diyor. Yani, yani mağdur savunması ne yapılıyor bunu yaparak. Yoksa öldük çocukları sorun değil. Peki. Bu Esther'in oğluna benziyor diyor. Annesini tanıyorum. Aslına bakılırsa benim en yakın arkadaşım. Onu öldürmenden hoşlanmadın. Onu tanıyor olman durumu daha da mı kötüleştiriyor? Evet. Neden? Kötü bir hareket yabancı biri yaptığında da aynıdır, bildiğin biri yaptığında da. Belki bildiğin birinin yapması bile daha bile kötüdür. Ama bildiğin insanlar için ayrıcalık tanırsın. Gibi bir böyle suçla ilgili bir tartışmayı açıyor aslında. Onu bebekliğinden beri tanırdım. Kucağımda büyüdü. Beni onu sevdiğinden daha çok sevdin değil mi? Larry bir de böyle. Kendini de beğenmiş yani. Yani beni daha çok sevdin. Hani kıskançlık da yapıyor orada o çocuğu. Hala şey durumunda. Kendini savunma durumunda. Sonra tabii aslında artık bitirelim. Şeyi arıyor. Estelle arıyor. Biliyor musun aptal kadının biri bu canavara zalimce davranıldığını ispat etmek için dilekçe vermeye çalışıyor. Başka biri de varmış. Evet.
Acaba Leli o kadına mı gidiyordu? Ben şüphelendim yani. Dorothy bir kez daha mı aldatılıyordu? Ama yok, oraya gitmiyor. Hikaye oraya gitmedi en azından. Yani öyle çözüm yapmamış. Fakat orada daha acıklı bir durum var. Bir de Leli şey diyor ya, fark etmedi mi? Bana katil deyip duruyorlar. Katilsin. Öldürmüşsün. Savunma. Kendini savunuyor şimdi. Öyle şey yapma Leli. Bir canavar gibi tanıtmayalım. Her ne kadar kadının... Canavar. Muhayyel bir canavar. Şimdi evet, sonunda asıl canavara gelelim bence. Bir anda bunların gezmeye gittikleri bir bambulu, bir bahçe, bir yerler var falan. Larry ile bunlar gezerlerken bir bakıyorlar orada kendi kocası Fred bir kızla birlikte. O kız da kim? Bir başka elinde büyüttüğü. Çocuk ölen Joey'nin ablası yani Esther'in kızı. Fakat hikaye burada da kalmıyor. Tam böyle bir Amerikan entrikası. Ondan sonra da arabaya biniyorlar, uzaklaşırlarken ötekiler arkadan geliyor. Hepsi birbirini görüyor. Hepsi birbirini gördüğü için de arabalar hızlanıyor ve bir kazayla arkadaki yani kocası... Dorothy arkasında, Larry öne doğru bir adım attı. Dorothy ona eşlik etse de etmese de ilerlemeye niyetli gibi görünüyordu. Dorothy'nin elini bıraktı. Dorothy arkasından fırladı ve birdenbire gözleri değişen ışığa alıştı. Hava çok karanlık sayılmazdı. İki insan net olarak görecek kadar aydınlıktı. Adam neredeyse tamamen giyinik, kız ise çıplaktı ve bahçe sedirini yüz yüze o kadar atletik ve heyecanlı bir biçimde kullanıyorlardı ki Dorothy neler olduğunu anlamadan önce ilk düşüncesi bir tür heyecanlı yarışma veya oyunla meşgul olduklarıydı. Kız Estelle'in kızı Sandra'ydı. Hadi gidelim dedi Dorothy geri çekilerek. Hayır dedi diye fısıldadı Larry. İzleyelim. Lütfen dedi, bu benim kocam. Döndü ve sendeleyerek bambu ağaçlarının arasına karıştı. Ondan sonra evet diye düşündü. Ben de şu anda hala boynunda olan kravatını bağlamayı teklif etmiştim. Kocasına kravatını ben bağlayayım diyor vesaire. Beni yalnız bırakma dediler. Sesi tuhaftı. Dorothy'nin kendisi de panik haldeydi. Larry'nin elini yakaladı ve koştu. Şimdi çeken oydu. Hızla arabaya binip kapıları çarparak kapattı. Esther'in ona anlattıklarını hatırladığında çoktan ana yoldan birini çıkmıştı bile. Sandra'nın görüşmeye başladığı kendisinden yaşça büyük evli adam yıllarca Esther'in sevgilisi olmuştu. Yani aslında kocası Estelle'le senelerce aldatmış. Ondan sonra sıra kızına gelmiş. Yani Dorothy artık yazık yani Dorothy'ye. Ben bir şey diyemeyeceğim burada. Ondan sonra Dorothy asık bir suratla Sandra'nın korku dolu beyaz yüzünü inceledi. Kız ağlıyordu. Fred onların arabasını yoldan çıkarmaya çalışmaya başladı. Dorothy gazı daha çok bastı. Sandra direksiyona geçmek için Fred'le dalaşmaya başladı falan filan. Fred'in arabası Sandra'nın sonradan söylendiğine göre direksiyonu kırmasıyla arka tekerleklerin üstünde kalkarak refüjler yolun öbür tarafına uçtu vesaire. Ondan sonra anlıyoruz ki şeye geliyoruz artık, cesedin teşhisine geliyoruz. Cesedi teşhis etmek için gittiğinde Esther koridordaydı. Uyur gezer gibi görünüyordu. Dorothy'ye bitkin bir fısıltıyla beni öldürdün. Hem suçlu hem güçlü diyoruz buna. Beni öldürdün. Daha fazla üzülmemen için senden yıllarca sakladık. Sen olmasan mutlu olabilirdik. Kadının varlığı suç. Sen olmasan mutlu olabilirdik. Ama sen etrafındaki her şeyi mahvediyorsun. Artık ben de senin gibiyim. Hatta çocuklarım bile. İstediğin buydu değil mi? Müthiş bir metin. Yani burası çok çarpıcı. Dorothy başını iki yana salladı, ben değildim dedi ve koridora doğru ilerledi. Bir keresinde, şimdi ne zaman olduğunu hatırlayamıyordu, Esther'in ona arzunun doğasını anlamadığını söylediğini hatırladı. Artık anlamak veya başka herhangi bir şey de istemiyordu. İnsanlara karşı merhamet ve anlayış duymaktan vazgeçmişti. Bir ihanet diğerinin üstünü kapatmıştı. Bundan böyle affetmeye hazır değildi. Sadece Bay Mendoza'nın kapıdan attığı not onu duygulandırmıştı. Larry bir daha gelmiyor. Ya okyanusta yarılanmıştı, belki ölmüştü ya da oralarda bir yerdeydi vesaire vesaire. Son artık kapanışını yapmadan önce son paragrafı şöyle bitiyor yani romanın artık Larry de gittikten sonra radyo dinledi ama artık ona özel bir yayın yoktu. Akşamları arabayla sahile gidiyordu, bazen ay ışığında ve bazen de sadece yıldızların ışığında suyun kuma vurduğu çizgiye bakıyordu. Larry hiçbir zaman gelmedi. Çünkü hiçbir zaman yoktu.
bir seçeneğimiz bu. Arabadan inip bir seçeneğimiz sahil... bence tek seçeneğimiz. İnip sahilde saatlerce boydan boya yürüyordu. Su kumlara vuruyor. Bir dalga ölen ipler gibi diğerini örtüyordu. Biri diğerine yol açan intikam, ihanet, anılar, pişmanlıklar gibi ve daima müzikli bir mırıltı duyuluyordu. Konuşma kadar net bir dil ama Larry hiçbir zaman gelmedi. Evet. Bence de öyle. Şimdi burada... Ya, Larry aslında kadının hayal dünyasında ürettiği bir hikayeyi yaşadı zihninde Dorothy. Çünkü arka planında kurduğu sosyal hayat ve ilişkiler o kadar gerçekçi ki, evet, o gerçekçi yapıyla Larry'nin yarattığı dünya arasındaki tezat aslında bize bunu düşündürüyor. Zaten bütün ipuçlarını... Yani oğul yok, hakikaten çete, evet, savaşında, evet, öldü. Kız ise zaten Fred öldürmeye çalıştı, evet, kendi karısını aslında, evet, vesaire. Şimdi bu 1954'te Karagöl'ün Canavarı diye bir B tipi film varmış aslında, ben seyretmedim. Ondan ilham alarak yazılmış olduğu söyleniyor hakkında yazılanlara baktığımızda. Bir, ama o döneminde böyle bir akımı oldu. Yani bu bir sürü böyle bir hani güzel ve canavar masalının aslında yeniden yazımı. Bir böyle 60'larda özellikle başlayan masalların feminist yeniden yazımları farklı bir bakış açısıyla, özellikle de bu sefer kadınların bakış açısından nasıl yazılabilirdi bir parçası oldu. Onun bir göstergelerinden biri oldu. Konusunda notlar var ama yani bu hayvan ya da insan dışı varlıklarla ilişkiler, yani mitolojiye kadar giden yaratıklar ve deniz altında başka uygarlıklar hissi, konuşulan, bilinen konular ama burada çok özel bir, evet, bize. Bu arada Caliban isminden de bahsedelim aslında. Niye Bayan Caliban? Hiç lafı da geçmiyor romanın içerisinde. Evet, evet, geçmiyor. Çünkü yani Dorothy ve Fred'in soyadları tabii ki Caliban değil. Olamaz öyle bir şey ama Caliban şeydeki Fırtına, Shakespeare'in Fırtına oyunundaki adanın adadaki yaratıktır aslında. Yarı insan, yarı bir şey. Çünkü annesi de bir cadıdır ve orada bir takım güçlerle işte birleşip yarı insan, yarı hayvan bir şey dünyaya getirmiştir. Adanın asıl sahibidir, yerlisidir aslında ama adaya gelen Prospero ve kızı Miranda, Prospero da büyücü aslında ve artık ben büyü yapmayı bıraktım, izole ediyorum kendimi, bu adaya kapanıyorum. Aslında bu da Shakespeare'in zannediyorum son yazdığı eser olduğu için bir tür Shakespeare kendisini aslında orada ifade ediyor da deniliyor. Ama bir taraftan da Caliban'la karşılaşma, onu köleleştirmesi ve onu sınırlaması çok değişik okumalara açık. Orada da bir Miranda'ya aşık oluyor aslında Caliban. Ama Prospero asla izin vermiyor ve cezalandırıyor. Çünkü yani olmaz, atıyor, ben diyor ne kadar sevmiştim seni diyor Prospero için. Sana adanın bütün her yerini gösterdim, bütün gizli köşelerini tanıttım. Beni kabul edeceksin zannettim. Oysa izin vermedin sen, kızını bana vermedin. Oysa ben ona ne güzel onunla birlikte olacaktım ve bütün adayı minik kalibanlarla dolduracaktım diyor. Şimdi onu da tabii şey diye okuyorlar ve haklılar da bence. Yani bu Shakespeare'in o dönem işte sömürgelerde ötekiyle karşılaşmanın bir şekilde ifadesi, yerlilerle karşılaşma ve onları nasıl sömürdüğü aslında, dilsizleştirdiği vesaire. O yüzden de çok ilginç, çok kuvvetli de bir eser. Bizimki de Bayan Caliban bu sefer. Yani onun karısı olduğu için sanki onun soyadını almış gibi bence yazmış. Yani gönüllü olarak bu sefer o roller tersine ama dönüşüyor. Ama aslında Caliban mı kadın? Yani yerli o bu hikayede. Böyle dışarıdan gelenleri. Böyle de okunabilir. Dışarıdan gelenleri. İşte tersine çevirmeler, evet, hep, evet, birbirini aynalıyor aslında. Evet. İkisini de düşündürtüyor. Evet, herhalde burada noktalayabiliriz. Evet. Geldiğiniz için teşekkürler. Artık okuyamayacağınız bir roman. Okuduk kadar olduk.